Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde hemen seçiyorum. Checkbox. Kontrolünü anlatmaya çalışacağım. Hemen şuradan checkbox koyalım. Şöyle sıralayalım. Checkbox seçim yapmamıza yarıyor arkadaşlar. Birçok seçim olsun. Sadece bir tane değil. Birçok seçim yapabiliyoruz. Mesela label koyalım. Hangi programlama dillerini biliyorsunuz? Mesela iş bulma sitesi olsun, bilgisayar mühendislerine bunu soruyor farz edelim. C Sharp, Java, C, C++. Buraya da Delphi demiş olalım. Çalıştıralım programı. Gördüğünüz gibi hepsini seçebiliyoruz. İstediğimizi seçiyoruz, seçimlerimizi kaldırabiliyoruz. Tekrar seçebiliyoruz. Böyle seçimler yapmamızı sağlıyor. Bir tane daha checkbox ekleyip onun üzerinde özellikleri anlatmaya çalışayım. Şu kısımları direkt geçiyorum. Auto size true'ymuş. Checked align var. Şu seçim kısmı nerede gelsin? Sağ tarafta gelsin mesela, alt tarafta gelsin. Bu şekilde seçimlerimizi yapabiliyoruz. Devam edelim. Checked'lı haline gelsin. Yani seçili olarak gelsin bize. Boş gelmesin programı çalıştırdığımızda. Bu unchecked seçimsiz, checked seçimli. Indeterminate de belirsiz demek arkadaşlar. Checked diyelim. Hatta unchecked diyelim. Devam ediyoruz. Flat style var yine. İşte değiştirebiliyoruz. Pop-up, flat, standart kalsın. Locate, maximum, minimum, size geçiyorum, geçiyorum. True state diye bir şey var arkadaşlar. True yaptım. Bir çalıştıralım. Şimdi bunları bir seçtim. Tıklama, bir de yok etme var. Tıklama, yok etme var. Buna bakalım. Tıklama, belirsizlik, yok etme. Yani true state'i açtığım zaman 3 tane işlevi yapabiliyorum. Buna yarıyor arkadaşlar. Mesela biz şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece butonu biliyoruz. Label'ı biliyoruz. Form'u biliyoruz. Bir tane hemen bir program oluşturalım. Şurayı diyelim ki. Şunu bir silelim. Bunların da yani checkbox'ların da birer kendilerine ait birer olayları var. İki kere tıkladım C#'a ne diyor? Checkbox 1'in checked changed özelliği varmış. Yani tıkladığım anda, tick olduğu anda buna girecek. Diyelim ki textbox 1 nokta text C# seçildi. Çalıştıralım. Pardon. Gelelim şunlara tıklayalım. Hiçbir durum gözlenmiyor. Sadece tıklıyoruz. Bir de kaldırıyoruz. Şuna tıkladığım an gördüğünüz gibi C# seçildi dedi. Çünkü C#'ın şu olayının içine checkbox 1 checked change'in içine textbox 1'in textini C# seçildi yaptık. Peki bunu kaldırdığım zaman burası gider mi? Bir kaldırayım. Kaldırdım. Gördüğünüz gibi C# seçildi burada kaldı. E ben bunu kaldırdım. Hani şu an ben bu dili bilmiyorum farz ediliyorum. Ama C# seçildi diyor. Onun için de bir şey ekleyelim. Şöyle gelelim. Gelelim. Sil yazalım. Bunun içine girelim. Bakın checkbox 6'nın içine girdim bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burada da diyor 6'nın içindeyiz. İçine de diyelim ki textbox 1 nokta neyle temizliyorduk arkadaşlar? Clear metoduyla. Bakın küp şeklinde hemen geldi sol tarafında. Yani ne demek istiyor bize? Burada da gösteriyor. Parantez açılıp kapanacak diyor. Seçtim. Parantezi açıp kapattım. Bu kadar. Şimdi çalıştıralım. C# seçtim. C# seçildi dedi. Bunlarda bir şey yoktu. Çünkü bunların olaylarının içine yani bunların seçimlerinin içine hiçbir şey yazmadım. Bunu kaldırdım. Burada hala yazıyor. Sil dedim.
Gördüğünüz gibi text box'ı boşalttım. Niye? Text box 1 nokta clear yazdım. Peki illa silmek için clear mı yazmam gerekiyordu? Text box'ın içini boşaltmam için? Tabii ki hayır. Şöyle de yazabilirdim. Text box 1 nokta text boş. Bu ne demek? İçine bir şey yazmadım şu an. İçi boş gelecek demek. Tıkladım. C Sharp seçildi. Kaldırdım. Hiçbir şey olmadı. Sil dedim. Gördüğünüz gibi şu ifade az önceki textbox 1 nokta clear'ın işlevini gördü bir nebze. Şimdi kapatalım. Textbox'a anlatılabilecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Hızlıca kontrolleri anlatmaya devam ediyoruz. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.